Nefesimi verdim. Sağ kolumu kaldırıp sağa doğru döndüm. Bacaklarım mümkün oldukça düz kalsın. Dengemi korumaya çalıştım. Ve tekrar iki elim yerde. Ve ellerim yerde. Plank duruşuna geldim. Buradan dört ayak duruşuna geldik tekrar. Arkadaki ayak parmak ucundayım. Dizlerimi yerden yukarı kaldırdım. Ve plank duruşuna geldim. Bacaklarımı durdurdum. Dik duruşumu korudum. İki elim yerde. Nefesimi verdim. Sağ kolumu kaldırıp sağa doğru döndüm. Nefesimi verdim. Kalçamı yukarı kaldırıp başımı dizime yaklaştım. Yukarıda bedenimi geriye doğru aldım. Karnımı iyice uzattım. Ve buradan ellerim önde omuz hizasında, ayaklarım omuz hizasında açıp chair poza geldim. Bir sandalyeye oturduğumu düşündüm. Burada bekliyorum. Ve buradan tekrar yukarı kalktım. Ayaklarımı açtım. Ellerim omuz hizasında. Nefesimi verdim. Şimdi bacak değiştiriyorum. Diğer bacağım yukarıda. Kolumu kaldırdım. İndirdim. Ve tekrar denize daldım. Ellerim yerde. Ayaklarımı geriye aldım. Ve tekrar arkadaki ayak parmak ucundayım. Şınav pozisyonuna geldim. Diğer bacağımı öne aldım. Dizim, ayak bileğim yerde. El bileklerimin üstündeyim. Pozisyonuna geldim. Dizimi yere aldım. Çocuk pozisyonuna geldim. Kalkımı topuklarıma getirdim. Buradan oturma pozisyonuma geldim. Bacaklarımı dümdüz uzattım. Ayak parmağımı kendime çektim. Ellerimi önüme. Buradan bedenimi geriye doğru aldım. Sırt üstü uzandım. Ellerimi kalçamın yanına aldım. Başımı indirdim ve gözlerimi kapattım. Biz aslında hayatın birçok alanında bu ülkede kadınlar olarak baskılara, sömürüye, eşitsizliğe maruz bırakılıyoruz. İki gün önce de Eskişehir'de bir parkta yoga yapmak isteyen kadınlar CİMER'e şikayet ediliyor ve güvenlik gelip kadınları parktan uzaklaştırıyor. Belediye başkanının açıklaması daha olumlu bir yönde fakat nihayetinde o kadınlar o parktan çıkarılmış oldu ve yoga yapan kadınlar toplum ahlakına aykırıdır ya da işte kıyafetlere aykırıdır gibi söylemler üretildiğini gördük. Bu bir örnek, bunun farkındayız. Biz bugün İzmir'de bu yoga yasağına karşı bunu protesto etmek amacıyla yogayı da bir gerekirse yogayı da bir eylem olarak kullanırız ve bu parkta, bu sokakta ya da her yerde biz bunu yaparız demek mesajını vermek istedik. Bundan sonra da kadınlar olarak bedenimize yönelik, emeğimize yönelik, hayatımıza yönelik bütün saldırılara karşı örgütlenmekten, örgütlü mücadeleden geri durmayacağız. Bir arada olduğumuz müddetçe ancak bu saldırıların karşısında olabileceğimizi ve istediğimiz, tahayyül ettiğimiz hayatı kurabileceğimize inanıyoruz.